Evet, Toyota 3B motorluydu. 3.4 düz dizeldi. Kendi şanzımanı vardı. Kendi diferansiyelleri vardı üstünde. Biraz delice bir işe kalkıştık. Toyota'ya 6 silindir Mercedes'in OM606 kodlu motorunu koyacağız. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biraz meşakkatli bir süreç olacak gibi gözüküyor. Evet, tüm motor malzemeleri bagajda geldi. Yağ radyatörüne varana kadar her şeyi Mercedes olacak Toyota'nın. Bu aşamaları yavaş yavaş sizinle paylaşacağız. Evet, Mercedes'in OM606 motoru, 6 silindir, 300 dizel motoru. Ekstra olarak bizimkinde mekanik pompa var. Offroad'da ve dağda kullanacağı için mekanik pompayı tercih ettik. Arkasında da Isuzu menşeli Opel'in şanzımanı var, arazisiyle beraber. Burada arada Mercedes'in kümbeti var, kaynakla birleştirildi. Şimdi motora sıkıldı, arabanın üzerine atılacak. Aslanım be. Recep, son Mercedes motoru olmuşsun ha. Evet, Recep Reha kardeşler. Evet. Abi çok uzun uğraşlar sonucu yavaş yavaş sona doğru geliyorsun. Ne hissediyorsun öncelikle, yani bitmesine bu kadar yaklaşmışken? Hiçbir şey hayal edemiyorum şu an. Göreceğiz bakalım. Bak, Tümen abim de geldi. Hayır. Aleyküm selam. Hızlı. Sağ ol abi. Bas deyince hemen basacağım. Bas bakalım hadi. Ara ver bakalım.
Injektörlerden atması lazım değil mi usta? İşte mazot gelmedi ha. Basıyorum. Toyota Land Cruiser'ın şu anda motor içindeyiz. Evet, OM606 kodlu motor. Daha önce söylemiştik. Normalde elektronik pompayla çalışan bir motordu. Mekanik pompaya dönüldü. O nedenle manifoldunda ufak tefek değişiklikler yapıldı. Mekanik pompayı şurada arada görüyorsunuz. Motor şu an, motor her şekilde set geldiği için burada radyatörü, işte interkolü, altında yağ soğutucusu hepsi üstünde geldi. Hepsini yavaş yavaş monte ediyoruz. Motorun marşına bastık. İlk sesi gayet güzel. Devri gücü yerinde. Ufak tefek eksikleri var ama motor şimdilik yerine tam olarak oturdu diyebiliriz. Kaputun içi bayağı bir geniş.